Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınların hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı konusundaki birebir ÖSYM testinin çözümünü yapacağız. O zaman çözümlere başlayalım. ABC üçgeni biçimindeki kağıdın AB kenarı AC kenarının üzerine gelecek şekilde katlandığında şekil 1 oluşuyor. Evet, neresi arkadaşlar? AB şuraya gelecek şekilde. Eski haline geri getiriyoruz katlama sorularında gençler, değil mi? Hemen geri getirdik bakalım şöyle. Sonrasında ne oldu? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit oluyordu. Hatta kenarlar da birbirine, kenarların eşitliğini burada kullanmamız gerekecek mi? Ekstra bir eşitlik yok, kullanmayacağız gibi. Hocam 92 burada ya. Hop, burası kaç yaptı? 88. Aa hocam, üst üste binen açılar birbirine eşit olacağından 88 ise burası 88 oldu. Yani şu açı 88 oldu. Sonra ABC üçgeninin AB kenarı BC kenarınıza gelecek şekilde katlandığında şekil 2 oluşuyormuş. Evet, şekil 2 de şu şekilde arkadaşlar. Şurası eski haline geri getirelim. O zaman eski haline geri getirmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunu şöyle getirdik bakalım. Eski hali böyle miydi gençler? Evet, galiba böyleydi. Katladığında böyle. Burada da arkadaşlar 108 derece verilmiş. Yani burası kaç derece? 72. Üst üste binen açıların birbirine eşitliğinden burası da 72 oldu. Dolayısıyla buradaki açı da kaç oldu? 72 oldu. Biz buradan ne biliyoruz arkadaşlar? Buradan x artı 72 artı 88'in 180 derece olduğunu biliyoruz. Şu ikisinin toplamı 160. X de buradan kaç çıkar? 180 eksi 160'tan 20 derece çıkar. O zaman cevabımız ne çıktı? Denizli çıktı. Geldik bu soruya. ABC üçgeninde eşitlik verilmiş sayı 4, 1, 5. Bakın hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Demek ki bir şey yapmamız lazım. Hocam ben buradan ne yapayım? Şunu şuradan çizeyim. Böyle bir üçgen oluşturayım. Yok ya. Başka. Hocam ben buradan bunu çizeyim. Bir üçgen oluşturdum. Ne oldu? Bir işine yaradı mı? Yok. Ya bir şeyler çizeceksen özel bir durumdan oluşması lazım. Özel durumlarda ne zaman oluşuyor? Ek çizimlerde oluşuyor. Burada da bir şey çizeceğiz. Ek çizimlerde arkadaşlar bazı anahtar kelimelerimiz vardı. Sadece ve sadece eşitlik varsa aklımıza ne gelecek? Orta taban. Kaleminizi eşitliğin olduğu yere doğru koyun. İki ihtimaliniz var. Sola ya da aşağı paralel çizeceksiniz. Ama genelde üçgen oluşturmasını tercih ediyoruz. Hop, sola doğru çizdim. Sola çizince arkadaşlar bununla bu birbirine paralel. Ve 4 ise burası ne yaptı? 2. Ve sonra ne olacak arkadaşlar? Şu da 2 eşit parçaya bölünecek. Tamamı 6 olduğundan burası 3 birim, burası da 3 birim, buraya da 2 kaldı. Aa, ne çıktı burada? Hocam x kenar çıktı. X ise o zaman burası da x oldu. 2 iç açı 1 dış açıdan direkt burası 2x oldu. Takıldık kaldık. Takıldığımız an ne yapıyorduk? Soruyu okuyorduk. Neyi kullanmadıysak ona bakıyoruz. Yani 84'ü kullanmadık. Aa hocam, bununla bu paralel ve 84 yöndeş açı olmaz mı burada? Yani 2x eşittir 84'ten. X'i buradan kaç buluruz gençler? 42 derece olarak buluruz. Cevabımız böylelikle Denizli çıktı. Geldik bu soruya. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kartonun A köşesi DE doğrusu boyunca katlanınca şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Hop, şekil 2 burada. Şimdi şu görüntü elde edilmiş. Ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz şekli. Getirdik bakalım böyle. Hocam üst üste binen açılar birbirine eşit. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. 55 ise burada kaçı da 55 mi? Evet. 72'yi kullanalım. 180'den 72 çıkarsak 108 kaldı hocam buraya. 2'ye bölsek 54, 54 mi oldu? Evet. 55, 54'ten dolayı da toplamı kaç yaptı? 99, yok. 109 yaptı. 109 yaptıysa buraya da 61 mi kaldı? Hayır, 71 kaldı. O zaman 71 ise burası da 71. 71 artı 71 artı x de 180 yapacak. Burası 142, 180'e tamamlayan açısı. Yani 180'den 142 çıkarttığımız zaman x de buradan kaç oluyor arkadaşlar? 38 oluyor. Yani böylelikle cevabımız Denizli çıktı. Geldik bu soruya. Şekil 1'deki ABC ikizkenardaki üçgen AD doğrusu boyunca kesilip bu sefer AC üzerine yapıştırıldığında arkadaşlar ben bunu böyle kesecekmişim. Öbür tarafı yapıştıracakmışım. Şurayı yapıştırmışım. Bak, AD burası, AC burası arkadaşlar. Bakın AC'nin çift çizgi olduğu belli. Bu arada kesilmeden önceki halini de biz buraya çizelim mi? Genelde katlamada da yapıyoruz bu işi ama kesilmeden önceki halde ne? Şurası değil mi gençler? Hemen bunu gösterdik. Arkadaşlar bu önceden nasıldı? Burası 90 derece demiş bize. Sonra ne demiş? Burası ikizkenar dik üçgen olduğundan dolayı 45 45 90 üçgeni. Sen bunu aldın. Buraya yapıştırdıysan hocam ne çıktı burada? Bak, bu üçgen bu üçgenle aynı. Eş yapıyı kullanacaksın burada. Yani bu ne demek?
O zaman şu kenarla şu kenar birbirine eşit mi demek arkadaşlar? 45'in karşısı bak burası. Hatta burası da 45 derece oluyor. Bak, değil mi? Çünkü bunu aldık, buraya yapıştırdık çift çizginin olduğu kenara. 45 burası, 45'in karşısı burası. Eşit oldu. Aa, ne çıktı burada? İkizkenar üçgen çıktı arkadaşlar burada. Bu arada 45 45 ha buradaki 29'u da kullanalım. Burası 29'sa eğer hocam burası 29 iken sen bunu 45'e 29 ya burası da 45'e 29 olacak. Bu arada şurası da kaç yapıyor arkadaşlar? 61 mi yapıyor? Yani şurada kaçtı da 90 yaptı. Aa, ikizkenarda iki üçgen burada da oluştu. Yani 45 45 oldu burada. Benden x isteniyor. X'i bulmaya yönelik hamle yapacağım arkadaşlar. Ben x'i bulmak için ne yapmalıyım arkadaşlar? Aslında bitti olay ya. Şuradaki üçgenden bulabiliriz. Ya da biraz daha işlem yapıp şu x'in toplamı burası ve buradan sonra buradaki üçgende de işlem yapabiliriz aslında. Ama ve lakin burasının 29 olduğunu, 45 ve x ve 45 olduğunu biliyoruz. O zaman 29 artı 45 artı x artı 45 eşittir 180 olacağından şu ikisi 90 yaptı. O zaman bununla bu da 90'a tamamlıyor arkadaşlar. Ne olacaktır o zaman burası? 61 mi yapıyor? Evet, 61. Trabzonlulara selam olsun. Cevabımız Denizli oldu. Evet, bir katlama sorusuyla karşı karşıyayız. Katlama sorularında ne diyorduk? Hemen geri açıldık. Açılmış hali zaten burada var. Katlama sorularında ne oluyordu? Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hop, x ise burası da x. Bu açılarda birbirine eşit olacağından dolayı. Hatta hocam şu açıyla da şu açı nedir? Birbirine eşittir. Üst üste binen kenarlar da birbirine eşit olacak ama ekstra bir eşitlik verilmiş mi arkadaşlar soruda? Bakıyoruz böyle verilmemiş. Ama ABC üçgeni eşkenar demiş. ABC üçgeni. Evet, burası 60, burası 60 ve burayı da 60 derece bir yazalım arkadaşlar. Kardeşim 36 vermiş burada. Aa, burası da 36 mı oldu? Oldu. Bak, iki açı yan yana geldi. Dayanamam. Ne var burada? İkisinin toplamı bir dış açı. Yani buradaki açı 96 yapacak. O zaman bunlar da 48 48 yaptı 2'ye böldüğümüzde. Şimdi artık x'i bulabiliriz. X 60 ve 48'in toplamı kaç yapmalı? 180 yapmalı. Buradan da x'i kaç buluruz gençler? Burası 108 yaptı. 180'den 108 çıkarsa da 72 mi yapıyor? Evet, cevabımız böylelikle Balıkesir oldu gençler. İkizkenarlık verilmiş burada. 36 ise direkt buraya 36 yazabiliriz. Başka bir şey verilmiş, bir soruda takıldık. Hatta 36 36 buraya da 108 yazabiliriz bakalım. AB ile de AC birbirine eşit verilmiş. Hocam şu kenarla da bu kenar birbirine eşit verilmiş. Buradaki ikizkenarlığı da kullanacağız. Peki kullanalım. X'in Y türünden değeri nedir diye soruluyor. Ha, Y'li meyli olacak o zaman iş. Tamam. Hocam burada ne yapalım? İki iç açın toplamı bir dış açı. Hop, burası ne olacak arkadaşlar? X artı 36 mı olacak? Evet. Sonra Y ile bunun toplamı da aynı şekilde olacak. Bu şekilde yazabiliriz. Ama bu şekilde yazdığımız zaman işler biraz sıkıntı olacak. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Şuradaki ikizkenarlığı kullanayım isterseniz. Şu ikizkenarlıkta tepe açısı kaç derece? Y derece. O zaman 180'den Y'ye çıkartıp 2'ye bölecek olursam. Yani şuradaki açı 180 eksi Y bölü 2. Yani burası ne yapıyor? 90 eksi Y bölü 2 oldu. Arkadaşlar artık buradaki üçgende iç açılar toplamı 180. Yani 36 artı 36 artı x artı 90 eksi Y bölü 2 kaça eşit olmalı? 180'e eşit olmalı. Buradan x eksi y bölü 2 kaç yaptı? 36, 36, 72. 90'a tamamlayanı 18 yaptı. Yani burası 18'e eşit oldu. Bizden zaten x'in y türünden değeri isteniliyor. X de buradan ne oldu? 18 artı y bölü 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Ya da tam tersi y bölü 2 artı 18 olur. Yani cevabımız Denizli çıktı. Geldik bu soruya. Bir ABC eşkenar üçgen çizelim. Hemen eşkenar üçgen çizelim arkadaşlar. Eşkenar üçgen nasıl bir üçgen? Bütün kenarları eşit olan üçgen ve harfleri de yazmayı ihmal etmeyelim. Arkadaşlar bu kenar ya da belki karışabilir şekil. Şu şekil, şu şekil ve şu şekil. Buradaki açılar birbirine eşit. Ve kenarlar birbirine eşit ve bu açılar birbirine eşit. Sonra ne diyor? AE eşittir EB olacak şekilde E eleman AB seçelim diyor. E eleman AB seçtim. Şununla da şu birbirine eşit. Ve sonrasında da diyor ki E ile C'yi birleştirelim. Peki birleştirdik. Birleştirince hatta ne oluyor arkadaşlar? Şurası da 30, burası da 30 oldu mu? Oldu. Hatta ikisi eşkenarda çizilen kenarortay olduğundan burası da 90 derece oldu. ED eşittir EB olacak şekilde. EB ile ED olacak şekilde D eleman EC. Ha, EC üzerinde bir D noktası seç diyor. EB ile de ED birbirine eşit olsun diyor. Ve sonra bunu da birleştir diyor. BD'yi birleştir diyor.
BDC açısı X olsun diyor. BDC. Bitti gitti arkadaşlar. Kolay bir soruymuş. Gençler ne çıktı burada? 90 derece var ve X kenarlık. Nedir burası? 45 45 yaptı. Bizden de zaten burada kaç isteniyor? Burası da kaç yapacaktır? 135 derece yapacaktır. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Geldik bu soruya. Şekildeki ABC üçgensel bölgesi biçimindeki kağıt verilmiştir. Bu kağıt C köşesi ED, B köşesi de EF boyunca katlanıyor. Evet, C köşesi şurası arkadaşlar. İsterseniz şöyle biraz daha şey yapayım. Bunu böyle katlamışız. Katlamada ne oluyordu? Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hatta hocam burası 90 derece falan olacak. Burada da aynı şekilde üst üste binen açılar birbirine eşit. Bitti gitti. Hatta şu açıyla da şu açı birbirine eşit olacak. Hatta bu açıyla da bu açı birbirine eşit olacak diyebiliriz. Hatta ve hatta ikizkenar bu açıortay 90 derece, bu açıortay 90 derece olur arkadaşlar. Ya da katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan. Bu arada burası 28. Eyvallah. Bizden ne isteniyor gençler? Soruyu bir tam okuyalım bakalım. BAC 28 olduğuna göre C üssü EB üssü isteniliyor. C üssü EB üssü. Tamam. Buradaki X açısı isteniliyor bizden. Şu 28'i kullanacağız arkadaşlar. 28'i nasıl kullanabiliriz? Gençler şuraya bir A dersem. Burası da A mıdır? Hayır. A mıdır? Değildir. Şurası da B midir? Evet. A artı B kaç? A artı B artı 28 eşittir 180 olacağından. A artı B'yi kaç bulduk arkadaşlar böylelikle? 152 bulduk. Peki gençler bize x isteniliyor. Buradaki x'i bulmak için ne yapacağız? Bak A 90'sa burası 90 eksi A. Hocam burası da 90 eksi A. B ise burası da B. B 90'sa hocam burası 90 eksi B. Burası da 90 eksi B. O zaman soru çıktı. Şu x'e baktığımız zaman x'in olduğu yere hop tamamı doğru açı. Yani burada ne oldu arkadaşlar? X artı 90 eksi A ile hatta burası ne yaptı arkadaşlar? 180 eksi 2 A yapmadı mı? Evet. 180 eksi 2 A ile 180 eksi 2 B'nin toplamı 180 yapacak. 180'ler cart curt olsun burada. X neye eşit oldu? 2 A artı 2 B eksi 180 eşit oldu. Hocam A artı B 152 idi. O zaman burası 2 çarpı 152. 2 artı 2 B. Şurası kaç yaptı arkadaşlar? 304 yaptı. 304'ten 180 çıkartırsak kaç kalıyor? Sanırım 124 kalıyor arkadaşlar. X de buradan 124 derece yapar. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşım? 124. Cevap Balıkesir oldu. Geldik bu soruya. Aşağıda ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki kağıt C köşesi etrafında ok yönünde döndürüldüğünde. Bak kalem döndürdüğümde aynı kalem. Hep bu örneği veriyorum. Aynı şekilde kalem yine aynı kalem. Sen döndürmeye yaptığın zaman aynı şekil. Yani eş üçgeni kullanacaksın. Yani eş yapıyı kullanacaksın. Eş yapı ne demek? Açıların birbirinin tıpkısının aynısı olması. Kenarların da birbirinin tıpkısının aynısı olması. Dikkat edin. Sen burada döndürme işlemi yaparken C köşesi etrafında hop B buraya geldi. A. Hocam şu ve şu. Şu döndürünce buraya geldi. Yani şu kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Sonra sen bunu döndürürken şu maviyi döndürürken ne oldu? Bu mavi hop buraya geldi. Yani şu maviler de birbirine eşit oldu. Ve aynı zamanda eş yapıları. Bak kenar eşitlerini koydum. Hatta şu kenarla da şu kenar eşit olacak ama eşitliği kullanamayacağız gibi. Sonra açıları da kullanacağız. Gençler şuradaki A açısı nokta açısıysa buradaki de nokta açısı mıdır? Evet. Sonra 84 verilmiş. Başka AB ile AC'ye eşit vermiş. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Yani arkadaşlar şurası da hop mavi çizgi kadarmış. Yani bu bir ikizkenar üçgenmiş. Eyvallah. Hocam aynı üçgen buraya geldi işte. Bu da ikizkenar üçgen. Peki bakalım buradan bir şey çıkacak mı? İkizkenar üçgen bu. Ne yapalım? İkizkenarın taban açısından başlayacağız. Yani şuraya bir A diyecek olursam ikizkenardan dolayı hocam A artı X'e burası da A artı X mi? Evet. Hocam şu üçgen de aynı üçgen. Burası da A artı X, burası da A artı X olacak. A artı X'e burası da A artı X. Yani burası da A oldu. Başka ne yapacağız arkadaşlar? Başka ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu yapacağız. Neyi yapacağız? Bak şurada da bir ikizkenarlık var mı? Var. A artı X'e burası da A artı X mi? Evet. Çünkü şu parçayla da şu parça birbirine eşit olduğundan dolayı. Başka bir şey var mı? Of, çıktı soru. Dikkat. Niye? A artı x ve ikizkenar üçgen var. A artı x ve A artı x taban açıları olanın tepe açısı kaç? A. Hocam A artı x ve A artı x taban açısıysa
Tepe açısı da ne olacak arkadaşlar? A mı olacak? Evet. Yani burada kaçı? A olacak. Ya da şöyle diyebiliriz. 1, 2, 3a artı 2x neye eşit olacak? 3a artı 2x eşittir 180 eşit olacak ya. Şuraya da baktığımızda 2 tane a, 2 tane a artı 2 tane x var. Zaten 3a artı 3, 2x 180 eşit olduğundan buraya da a derece kaldı diyebiliriz. Olay bitti arkadaşlar. 84 de burada. Şuradaki üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı. A artı A 84'e eşit. Dolayısıyla 2A eşittir 84 olduğundan A'yı da buradan kaç buluruz? 42 buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız ne çıktı? 42 çıktı. Ama bizden 42 istenmiyor. Hala daha cevabı bulmamışız daha doğrusu. A'yı 42 bulduk biz. Arkadaşlar A 42 ise tepe açısı 42 olan üçgenin taban açılarını da yazalım mı? Yazalım. 180'den 42 çıkarsan kaç kalıyor? 138 kalıyor. 138'i 2'ye bölsen kaç kalıyor? 69 mu kalıyor? Evet. Burası 69 yapacak. Hocam sen A artı X'in zaten 69 olduğunu buldun. A da 42 ise 69'a tamamlayan kaç oluyor arkadaşlar? Şuradan kaç olacaktır? Sonu 7'li olacak. 27 mi oluyor? Evet, cevabımız da böylelikle 27 çıktı. Yani bu sorunun cevabı Denizli oldu arkadaşlar.